yol mülakatının ana fikri nedir? Yol mülakatı neden yapılıyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Yol mülakatı ilticadan hangi ülke sorumlu olması kuralını belirlemek için yapılan bir mülakattır. Ve yol mülakatı Dublin prosedürü uygulanıp uygulanmayacağı alakalı bir mülakattır. Siz A ülkesine iltica ettiğinizde acaba B ülkesi sizin ilticanızı değerlendirmekten sorumlu mu mülakatıdır? Yani siz A ülkesine B ülkesinin vizesiyle iltica ettiyseniz A ülkesi sizi B ülkesine göndermek isteyecektir. Bu yetki ve sorumluluğu kime ait onu değerlendirme mülakatıdır. Yani siz nasıl ki elektrik faturasını su idaresine gidip yatıramıyorsunuz, yetkili değil. Aynen onun gibi de eğer herhangi bir Schengen ülkesine ait vizeniz varsa, parmak iziniz varsa, oturumunuz varsa o zaman sizin ilticanızı bu hakkı veren ülke hangisiyse orası değerlendirilecektir. Bundan dolayı bu yol mülakatında 4 tane ana fikir var. Birinci ana fikir, iltica eden kişi ile verilen bilgi belgeler aynı bilgi belgeler mi? Bunun tespiti yapılıyor. Yani yol mülakatında birincisi kimlik bilgilerinin tespitinin yapılmasıdır. Burada en önemli konu kimileri sahte bilgilerle, kimliklerle iltica ediyor. Bunun önüne geçmek için işte parmak izini alıyorlar, fotoğrafları alıyorlar ve bununla beraber adınız, soyadınız, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, eşinizin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, çocuklarınızın yaşadığınız yerlerin adres bilgilerini alıyorlar. Hatta size köyünüzü, yaşadığınız yerleri, sağını solunu tarif edin diyorlar. Sizin verdiğiniz adresi Google haritalara giriyorlar. O sırada siz tarif ederken onlar da doğruluğunu o haritadan bakıyor. Akrabalarınızı sorabiliyorlar. Dedenizin adı soyadını sorabiliyorlar. Böylelikle bu bilgileri topladıklarında bu kişinin bu bilgiler ışığında o kişi yani karşımda oturan kişiyle verdikleri bilgi, belge, evraklar aynı kişi mi onu tespit ediyorlar. Birincisi bu. Çünkü neden? Özellikle ülkemizin yaşadığı deprem olsun ve siyasi sorunlar gerekçesiyle o kadar insan bunalmış, ekonomik sıkıntı çekmiş, sıkıntı halinde ki artık bir şekilde diğer ülkelere başvuru yapmak istiyor. İşte Arapça bilen Suriyeliyim diye, Kürtçe bilen Iraklıyım diye başvuru yapabiliyor. İşte bu sahte ilticanın önüne geçmek için kimlik tespitini yapmak istiyorlar. Yol mülakatında bir, kimlik tespitinin doğruluğunu kontrol ediyorlar. İkincisi, yol mülakatının ikinci ana fikri ise Dublin'le alakalı sorular. Dublin'i bu videoyu izlediğinizde bilmiyor olabilirsiniz ama hem oynatma listemizde Dublin Info kısmına hem de YouTube kanalımızda Dublin videolarına bakabilirsiniz. Dublin demek 31 Schengen ülkesi kendi arasında anlaşmış. Vizeyi hangi ülke veriyorsa ilticayı o ülke değerlendirecek. Oturumu hangi ülke veriyorsa ilticayı o ülke değerlendirecek. Parmak izini hangi ülke alıyorsa ilticayı o ülke değerlendirecek demektir. Sana Polonya vize verip ben gideyim Almanya'ya iltica edeyim dediğinde Almanya diyor ki hop bir dakika kardeşim diyor nereye gidiyorsun? Ben diyor Polonya ile anlaştım. Sen Polonya ile buraya gelip iltica edersen ben seni Polonya'ya göndereceğim. Türkiye'ye değil bakın. Polonya'ya göndereceğim, ilticanı Polonya değerlendirecek demek. Çünkü bizim aramızda yaptığımız anlaşma gereği vizeyi kim veriyorsa ilticayı o değerlendirecek demek. Siz şimdi Almanya vizesiyle gelip dediniz ki ben Fransa'ya iltica etmek istiyorum. O zaman ilticanızdan Almanya sorumlu olacak. Neden vizeyi Almanya vermiş? Keyfinize göre herhangi bir ülkenin vizesini alıp başka bir ülkeye iltica etmeye gittiğinizde bu elektrik faturasını su idaresine yatırma sorumluluğu gibi düşünün. O ülke yetkili değil. Burada vizeyi veren, parmak izini alan ya da oturumu veren ülke ilticadan sorumlu olacaktır. Bu sebeple vizeniz farklı, iltica edeceğiniz ülke farklıysa mutlaka bir avukata danışın, bir uzman desteği alınız ya da videolarımızı dikkatli şekilde izleyiniz. Yoksa burada bu sorunla karşı karşıya kalacaksınız demektir. Diğer sorun ne? İşte bu Dublin'i anladığınız takdirde o zaman iltica ettiğiniz A ülkesinde mi kalacaksınız yoksa başka B ülkesine mi göndereceksiniz? Bunun tespiti yapılacaktır. Eğer Dublin'i çözmezseniz ortalama 18 ay, 25 ay gibi bir süre bu problemi çözmekle uğraşacaksınız. Ciddi zaman emek kaybıyla karşı karşıya kalacaksınız. Yok mu abi bir yolu halledebilir miyiz gibi Türkiye mantığıyla yanaşmayın arkadaşlar. Avrupa'da hukuk var ve işliyor. Rüşvet işlemiyor.
Abi halla deriz, bir sakal atalım, bu işi çözelim mantığı yok. Bu alışkanlıklarınızı bırakınız. Herkes için söylemiyorum. Bu yaklaşımda olanlar için. Önce hukuka, kurallara uymanız gerekiyor ve mutlaka bir profesyonel avukat desteği almanız gerekiyor. Böyle bir probleme karşı karşıya kaldıysanız. Dublin sorularında ise çok basit sorular soruyor. Oturumu, herhangi bir ülke vatandaşlığınız var mı? Yok. Herhangi bir Schengen oturumunuz var mı? Ona bakılacak. Herhangi bir Schengen ülkesi vizeniz var mı? Bunu soracaklar. Herhangi bir Schengen ülkesine parmak izi verdiniz mi? Bunu soracaklar. Bu 4 sorudan geçerseniz Dublin'den geçiyorsunuz. Geçemezseniz uğraşma. Zaman, para, ümitler, hayaller hepsi suya. Öncelikli olarak sizin bu Dublin problemini anlamanız ve çözmeniz gerekiyor. Diğer bir mantık ise güvenli ülke mantığı. Eğer 3 ay ve üzeri bir ülkede oturumunuz varsa o ülke sizin için güvenlidir. Onun için Dublin'e üye olmasa bile mesela Gürcistan, Moldova, Sırbistan, işte Makedonya, Moldova, Arnavutluk gibi, Amerika gibi, Latin Amerika gibi, Afrika ülkeleri gibi ülkelerde güvenli ülkelerdir. Yani siz bu ülkelerde 3 ay ve üzeri oturumunuz varsa neden o ülkede kalmadığınızda ülkemize geldiniz sorusuna cevap aranacaktır. Bunun için o ülkenin sizin için neden güvenli olmadığının gerekçelerini bulmanız gerekiyor. İşte kaçırma hikayeleri, geri iade anlaşmaları, deport anlaşmaları bunlara bakmanız lazım. Güvenli ülke maddesini yani 3 ay ve üzeri oturumunuz varsa güvenli ülke anlamına geliyor. Eğer oturumunuz yoksa ama 90 gün kalma hakkınız var. Bu problem değil. Eğer plastik oturum kartı ya da pasaporta oturum mührü imzalanmışsa o zaman güvenli ülke statüsüne giriyor. Bu sebeple güvenli ülke maddesine dikkat etmek lazım. Bir ülkeden transit geçiş yapmak ya da 5-10 gün o ülkede kalmak ya da vizenizin ya da işte Türk pasaportlarına ya da Türk kimliklerine 90 günü varana kadar o ülkelerde kalma hakkının tanınması bu güvenli ülke anlamına gelmiyor. Şayet oturum alınırsa, çalışma müsaadesi alınırsa 90 gün ve üzeri ise o zaman güvenli ülke değil anlamına geliyor. Yani yol mülakatında bu sorgulamada yapılmaktadır. Aman ha bu maddeye dikkat ediniz. Şimdi diğer bir soru ise nasıl geldiniz sorusu. Yani nasıl geldiniz sorusu seyahat güzergahını soruyor. Türkiye'den buraya nasıl geldiniz? Türkiye'den uçağa atladım, buraya geldim. A ülkesine geldim. Türkiye'den uçağa atladım. B ülkesinden transit aktarma yaparak A ülkesine geldim. Türkiye'den kural dışı şuraya geçtim. O ülkeden de B ülkesine aktarma yaparak buraya geldim. Türkiye'den kural dışı geçtim. A ülkesine direkt geldim şeklinde ifadeler söylemeniz gerekiyor. Burada öğrenmek istedikleri şey şu. Nasıl ki evinizin bir yeri rüzgar alsa ya da bir delik olsa başka haşere şeyler girmesin diye orayı kaparsınız. Aynen onun gibi Schengen Birliği'nin Frontex dediğimiz sınır polisleri var. Europolis dediğimiz, Europol dediğimiz Avrupa Polis Birliği var ve sınır koruma Frontex var. Bunlar kaçak geçişleri önlemek için gerekli eğitim almış kişi ve kurumlardır. Burada maksat Avrupa Birliği kaçak girişleri ve verir ki vizeyle de gelmiş olsalar ilticanın önünü kapatmak için bu yolları öğrenmek ve kapatmak istiyorlar. Sizden de bu bilgiyi almak istiyorlar. Eğer vize alırken aldığınız metodu söylediğinizde o metodu konsolosluklara bildiriyorlar. Onların bir daha buna dikkat etmelerini sağlıyorlar. Geldiğiniz yolu söylediğiniz takdirde o yola 2 tane polis koyuyorlar. Bir daha o yoldan kimse gelmesin anlamına geliyor. Ya nasıl geldiğiniz sorusu uçakla mı, arabayla mı, trenle mi, atla, eşekle mi, yürüyerek mi, yüzerek mi, botla mı, havadan mı, karadan mı, neyle? Hangi aracı kullanarak geldiniz ve vizeli mi vizesiz mi geldiniz? Size kimler yardım etti? Bu yol için ne kadar para harcadınız? Bunları öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun için nasıl geldiniz sorusundan maksat, kullandığınız araç gereç ve hangi seyahat güzergahını izlediğiniz sorusunu soruyorlar. Son olarak bu bilgileri aldıktan sonra belki küçük olarak meraklarını gidermek için neden geldiniz diye sorabiliyorlar. Sizi Türkiye'den çıkartan, ülkenizden çıkartıp ülkemize getiren, ülkenizde yaşadığınız olaylar yani hayatınızı, özgürlüğünüzü, yaşamınızı tehdit tehlikeye atan ve size zulüm olacağını ifade ettiğiniz gerekçeleriniz neler? Neden hükümet, devlet, millet, aşiret, kabile, eş, dost, akraba, çevre, çeteler, mafyalar sizinle uğraşıyor? Bunun sebepleri neler? Bunları birkaç cümleyle
öğrenmek isteyeceklerdir. Yol mülakatı dediğimiz mülakatın ana fikri bu. Bu videonun açıklama kısmında konunun detaylarını içeren, sorularını içeren, diğer konuyla alakalı yol mülakatıyla ilgili makalemizi ve videolarımızın oynatma listesini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Değerli dostlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalınız. İyi günler.